Merhaba, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bu hafta yine sizden gelen güzel bir soruyu yanıtlıyorum. Hadi konumuza başlayalım. Öncelikle bu kanala ilk defa geliyorsanız hoş geldiniz. Ben Gizem. Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesi'nde öğretmenim. Aynı zamanda Google şirketinde tam zamanlı uzman yönetici olarak çalışıyorum. Bu videoları Türkiye'deki Türk öğrencileri için yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite okumak isteyen, lisans okumak isteyen, buradaki okullar hakkında bilgi almak isteyen, eğitimini ve kariyerini geliştirmek isteyen Türk öğrenciler için bir YouTube kullanıcısı olarak üretiyorum. Şirket değilim, danışman değilim, hiçbir sponsorla çalışmıyorum. Tamamen boş zamanımda, hobi olarak, kendi evimde oturarak çektiğim videolar bunlar. Şu anda izlediğiniz video kendi kendime oluştuğum bir aylık bir challenge diyebilirim size. Her gün yeni video yüklüyorum ve her gün öğrencilerden ve sizden, velilerden, ailelerden gelen soruları teker teker yanıtlamaya çalışıyorum. Eğer sizin de aklınıza takılan sorular varsa lütfen aşağı yorum bölümüne yazın. Yorumların gerçekten hepsini okuyorum. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Özellikle video yüklediğimde yaklaşık ilk yarım saat 40 dakika boyunca elimden geldiğince sorularını yanıtlamaya çalışıyorum. Eğer ben video yüklediğimde hemen haberdar olmak isterseniz aşağıda abone yazısının hemen yanında bir çan işareti göreceksiniz. O çan işaretine bastığınız zaman ben video yükler yüklemez hemen size bildirim gelecektir. Bu şekilde eğer hemen sorularınızı görmemi isterseniz o şekilde bildirim alabilirsiniz. Bugünkü gelen soruyu okumak istiyorum size. Amerika'da yaşamanın maddi açıdan zorlukları nelerdir? Şimdi bu çok genel bir soru. Ben bunu genelde birazcık öğrenci olarak size anlatmak istiyorum. Bir öğrenci olarak maddi sorunlarınız neler olabilir diye bir çalışan olarak anlatmak istiyorum size. İlk öğrenci olarak başlayayım çünkü kariyer kılavuzunun en büyük amacı öğrencilere ve onların ailelerine ulaşmak. Dolayısıyla beni yüksek ihtimal bir öğrenci olarak izlediğinizi düşünüyorum. Öyle değilse de lütfen yorumlara yazın. Çünkü kim izlediğini ben göremiyorum bildiğiniz üzere. Çünkü sadece bir kameraya konuşuyorum. Sizin hatta videoları sevip sevmediğinizi ya da bu videoları yapıp yapmamı istemediğinizi, mesela soru cevap tarzında sadece sizden gelen yorumlar sayesinde öğrenebiliyorum. O yüzden lütfen gerçekten rica ediyorum. Eğer bunu seviyorsanız aşağı yorum olarak bunu yazın. Çünkü okumak gerçekten çok fazla keyif veriyor. Sevmiyorsanız başka tür videoları da görmek isterseniz yorum da yazabilirsiniz. Öneride de bulunabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bu kanalı siz aslında kontrol ediyorsunuz. Yani bir şirketten işte aldığım marka anlaşmaları falan öyle bir şey yok. Zaten çok karşıyım böyle bir şeye biliyorsunuz. Çünkü YouTuber değilim. Tam zamanlı YouTuber'lık yapmıyorum ve yapmayı düşünmüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi çok da lafı uzatmayayım. Sizden gelen yorumlar sayesinde bu kanal ilerliyor. O yüzden teker teker başlamadan önce ben konuya teşekkür etmek istedim. Maddi açıdan olarak önce bir öğrenci olarak bakalım. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Eğer burssuz geliyorsanız burada yaşamak gerçekten zor. Dolayısıyla ben kanalımda birçok videoda, neredeyse her videoda bundan bahsediyorum. İsterseniz burs alabileceğinizi, burs almak için neler yapabileceğinizi teker teker size adım adım anlatıyorum. O yüzden benim size önerim, buraya burslu geldiğiniz zaman biraz daha rahat edeceksinizdir. En büyük önerim ise maddi açıdan rahat etmek istiyorsanız bursu alırken gerçekten hani dünyaca bilinen iyi okullara gitmeniz. Çünkü bu okullara gittiğiniz zaman sizin en azından yurdunuzu karşılayacaklardır, size aylık bir maaş vereceklerdir. Okulun içinde eğer kampüs üniversitesi seçerseniz en azından kampüs içinde çalışabilme şansınız olacaktır. İşte yurt danışmanı olabilirsiniz, kütüphanede çalışabilirsiniz, kafeteryada çalışabilirsiniz. Öğrenci olarak geldiğinizde biliyorsunuz ki Amerikan hükümeti size 20 saat çalışma hakkı veriyor kampüs içinde. Dolayısıyla en azından birazcık rahatlayabileceksinizdir. Eğer bursa gelirseniz biraz daha rahat olacaksınız. Çünkü yurtlarda kaldığınız için ve okul bunu karşılayabilme durumu olduğu için en azından rahat olacaksınızdır. Bir çalışan olarak size bunu yanıtlamak isterim en azından sorusunu. Çalışan olarak olduğunuz zaman açıkçası Türkiye ve Amerika'yı tam kıyaslayacak doğru kişinin ben olduğumu düşünmüyorum. Özellikle çok fazla röportaj yapıyorum. Bu röportajlarda en azından iki tarafa da çalışmış olan insanlardan onların kıyaslaması daha doğru. Benim size önerim, bir çalışan olarak buraya geldiğiniz zaman özellikle mesela benim gibi Google şirketine girdiğiniz zaman ya da daha önce LinkedIn şirketine çalışmıştım, Time Forbes Fortune şirketlerine çalışmıştım. Çok bilinen hani corporate olarak dediğimiz şirketler gerçekten sizin sağlığınız için, sizin hayatınızın düzgün gidebilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle kampüs tarzı şirketlerdeyse mesela Apple olabilir. Bu şirketler elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çalışmaya başladığınız zaman maddi açıdan pek bir sorunuzun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle mesela maddi açıdan sorunu olmayan hangi meslekler diye eğer sorarsanız mühendislik. Ben mühendis değilim bildiğiniz üzere. Fakat mühendislik özellikle alanlarında mezun olanlar,
Türkiye'den mezun olup buraya gelebilirsiniz. Burada okulunuzu bitirip mesleğinizi devam ettirebilirsiniz. Bu tarz meslekler gerçekten hani maddi açıdan sorunu yaşamayanlar. Bir de benim kanaatimce hani bu hani herkesin bahsetmiş olduğu, belki sizin de duymuş olduğunuz Amerikan rüyası olan bir durum var biliyorsunuz. Hani buraya geldiğiniz zaman çalıştığınızda emeğinizin karşılığını alacaksınızdır. İstediğiniz işte ne bileyim eğer maddi açıdan hani bir ev, bir araba tarzı hani hayalleriniz varsa ya da daha da büyük hayalleriniz varsa onları bence Amerika gerçekten size veriyor ve bence bu sebepten dolayı birçok öğrenci buraya gelmek istiyor, burada okumak istiyor, burada çalışmak istiyor. Çünkü burada gerçekten çalıştığınız zaman, ya en azından ben kendi açımdan size söyleyeyim, çalıştığınız zaman ve bırakmadığınız zaman inancınızı kendinize devam ettirip hani ben bunu yaparım dediğiniz noktada ilerlediğiniz zaman gerçekten istediklerinizi elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla maddi açıdan refaha ulaşmak istiyorsanız Amerika'da bunu gerçekten yapabilirsiniz. Dediğim gibi Amerikan rüyasını size satmak gibi derdim yok. Sadece ben kendimce hani kendi deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. Dolayısıyla öğrenci olarak, burs olarak geldiğiniz zaman birazcık rahat edeceksinizdir. Çünkü dediğim gibi okul karşılayacaktır. Aynı zamanda burada çalıştığınız zaman şirketler gerçekten özellikle hani bir yetenek buldukları zaman yani talent, yani bu mühendis olabilir, bir öğretmen olabilir. Yani işini iyi yapan biri olarak tanımlayayım size o yetenek kavramını. Elinden geldiğini size bırakmamak için yeterince hani maddi olarak size destekte bulunacaktır. Benim cevaplamayı unuttuğum, sizin sormak istediğiniz eğer başka sorular varsa lütfen aşağı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumları ilk hemen cevaplamamı isterseniz, özellikle sizin yorumunuzu görmemi isterseniz ilk video yüklediğim zaman yarım saat 40 dakika içindeki yazmış olduğunuz yorumları görüyor ve yanıtlıyor olacağım. Tabii daha sonra yorumlara da bakıyorum ama ilk o zamanlar hani yorumlara bakıyorum. Dolayısıyla elinden geldiğince yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir soruyla sizden seçmiş olduğum gelen yeni bir soruyla sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Son bir hatırlatma. Eğer benim hakkımda bilgi bilmek isterseniz hani kişisel olarak günlük ne yapıyorum ya da işte buradaki kampüs turları hakkında, okullar hakkında bazen tiyolar paylaşıyorum. Bazen aslında her gün neredeyse tiyolar paylaşıyorum. Eğer Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz Instagram yazısını şuraya ekliyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Yarın yeni bir soruyla, yeni bir içerikle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.